Günaydın. 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 Feriz Hanım içeride. Onunla konuşmaya geldiysen ama bir görüşmede şu an. Ne o, biz kahve içeceğiz arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Biz de Emir'le çalışıyoruz artık. Hı, öyle mi? Hı hı. Hayırlı olsun. Gidelim mi? Olur, gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Dışarıda mı oturalım, içeride? Fark etmez. İstersen şöyle geçelim. Ne içersin? Emir, onları kontrol et, vallahi gebertirim. İyi olmadı bu. Erhan Yazıcıoğlu mu diyorsun? Evet. Ne bileyim, benim fikrim diye şimdi. Olmadı işte. Ya hayatta böyle şeyler var Dicle. Takma kafana. Bir canım sıkıldı. Ya zaten her istediğimizi başarabilseydik, oho oho. Hayat çok sıkıcı olurdu. Ya kıyamam sana, gel. Geldiğim ilk günden beri hep bana yardım et. Hep yanımda oldun, teşekkür ederim. Edememiştim daha önce. Ya rica ederim, ne demek? Ya bu meslekte gerçek arkadaş bulmak çok zor. Senin gibi arkadaşı bulduk mu da kıymetini bilmek lazım. Kesinlikle öyle. Bana her konuda güvenebilirsin, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yani bütün sırlarını da anlatabilirsin. Ben babanın gerçekte kim olduğunu biliyorum. Yani bu ajanstan oldu. Ama kimseye söylemedim. Hiçle söylemem de zaten. Gerçekten mi? Sen bir dakika, nasıl öğrendin? Ben sizi zaten ilk gördüğüm anda anlamıştım ki. Gerçekten mi? Evet. Herkesin küçük sırları vardır Dicle. Dicle. Benimle gelir misin lütfen? Tabii. Bir düşün bakalım. Ama şöyle eskilere dön, bayağı bir eskilere dön. Ego'da beraber çalıştığımız zamanlar. Hani seninle bir altın portakala gitmiştik. Bir düşün istersen. Belki başka şeyler bulursun. Kimsenin öğrenmesini istemeyeceği şeyler. Gir lütfen. Sorun mu var? Bilmem. Onu bize Dicle söyleyecek. Ben ne anlatacağım Mayda Hanım, anlamadım. Mesela babanın kim olduğunu söyleyerek başlayabilirsin. Mayda nereden şimdi? Bizimle ne alakası var? Madem babası bu ajanstan, artık saklamanın bir anlamı yok. Öyle değil mi? Açık açık konuşabiliriz. Yani Emrah bile bunu bildiğine göre. Benim de öğrenme vaktim gelmiştir herhalde. Dicle'nin açıklamasına gerek yok. Ben anlatacağım.
anlatacağım. Anlamadım. Sen niye açıklıyorsun ki? Sonuçta bu Dicle'yi ilgilendiren bir mesele değil mi? Beni de ilgilendiriyor. Aslında ikimizi de yakından ilgilendiriyor. Bir saniye Kıraç Bey. Kıraç Bey, tamam. Bir saniye. Dicle lütfen. Bana bırak. Ben anlatacağım. Hayır, benim hatam. Benim hatam, gerçekten benim hatam. Aslında Kıraç Bey gelip size söyleyecekti. Ben kendisinden küçük bir ricada bulundum. Kimse duymasın, aramızda kalsın diye. Gizli kalmasını isteyen de benim. Ben ortaya çıkmasını istemedim. Çünkü çıkarsa ortada torpil söylentisi olacaktı. Öyle olsun istemedim. Biliyorsunuz Kıraç Bey de böyle olmasını istemez. Daha önce konuşmuştuk bunu. Dicle, sen neden bahsediyorsun şu an? Yetkin dikincilerden. Mayda Hanım, yetkin dikinciler benim babam. Aa, evet. Bu konuyu çok az kişi biliyor. Evet, Emrah biliyor. Haklısınız o konuda. Bir de Kıraç Bey biliyordu. Başka hiç kimse bilmiyor. Herkesin öğrenmesini istemedim. Ben bu konunun konuşulmasını istemedim. Hele magazine falan düşmesini hiç istemedim. Bu arada Feris Hanım da bilmiyor. Başka hiç kimse bilmiyor. Mayda Hanım, o yüzden ben sizden özellikle rica ediyorum. Lütfen bu konu aramızda kalsın. Ha, tabii canım, peki yani... Peki nasıl aranız babanla? Yani görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz arada. Tamam tamam, merak etme. Ben kimseye bir şey söylemem. Ya bu arada sana da kızmadım. Yani ben onları, sizi Emrah'la konuşurken duyunca... işte bu ajanstan falan... Neyse tamam, merak etme. Kimseye söylemeyeceğim, için rahat olsun. Çok teşekkür ederim Mayda Hanım. Bilin bakalım ne oldu? Erhan Yazıcıoğlu bizimle çalışacak artık. İstediğin oldu. Ben sana söylemiştim. İmkansız diye bir şey yok. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hiç başaramayacağımı düşünüyordun Kıraç. Hatırlatırım sana. Tebrik ederim Feris. Gerçekten. Bir şey mi konuşuyordunuz? Böldüm mü? Yılbaşı süslerini lobide nereye koyacaklarını bilememişler Emrah'la. Onu sordu, onu konuşuyorduk. Ama hallettik. Şimdi başlıyoruz. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tabii. Çok teşekkür ederim Mayda Hanım. Geçiyorum içeri. Kolay gelsin. Ben de bir bakayım, yeni ağaçlar falan gelecekti. Siz rahat konuşun lütfen. İşte, ne yapıyorsun? Biliyorum, tamamen farkındayım. Ne yaptığımın çok saçma. Ama her şeyi anlatacağım. Terasta buluşalım mı biz 10 dakika sonra? Tamam, tamam, tamam. Ben sizi arayacaktım. Evet, evet. Tamam. Bitti. Doldu, öğrendi mi babanın yetkin dikinciler olduğunu? Öğrendi. Dişlemem, özür dilerim. Ben bunu bilerek yapmadım. Orada söyleyiverdim. Öyle ağzımdan çıktı. Ben bilmiyordum değil mi? Tamam, hallettik zaten. Tamam. Ama bak... Söyle. Tamam. Bir daha sen de söyle. Mayda toplantı istiyor. Gülüne de haber verir misiniz? Hadi. Tabii ki. Nerede bu ki? Nerede? Öyle biraz apar topar oldu, kusura bakmayın. Ama yılbaşı hediyeleriyle ilgili sizinle bir konuşmak istedim. Ajansımızın içinde bulunduğu maddi durumu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu sene oyuncularımıza hediye gönderemeyeceğiz. Ne? Aa. Böyle bir şey kabul edilemez. Bir şey gönderemeyeceğiz. Olamaz. Nasıl ya? Böyle bir bütçemiz yok. Baştan söyleyeyim, sonra arıza çıkmasın. Ha, kişisel hesaplarınızdan almak isterseniz o beni ilgilendirmez tabii ki. Soralım kişisel. Ama ajansa gider olarak yazdırılacaksınız. Çınar, Tuğba bizi mahveder, geberdir. Oh, mahveder tabii. Biz ne yapacağız, ne bileyim. Şimdi Mayda Hanım, ben müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. İkramiyeleri kestiniz, bir şey demedik. Şimdi de hediye gönderemeyeceğimizi söylüyorsunuz. Tamam, ona da bir şey demeyelim ama... Yani şimdi yılbaşı partisine de ben burada iptal ediyorum değil, ben burada düşünmeliyim. Bir kez abi. Parti yapacağız tabii ki Gülüncüm. Ama geçen seneki gibi öyle şaşalı bir parti beklemeyin. Aa, olmaz öyle şey. Biz hep şaşalı yaşadık. Nasıl bir parti yapacağız o zaman? Böyle küçük, samimi, biz bize bir parti olacak. Kim bana parti yapacağız yani? Eğlenmek için öyle çok büyük masraflara gerek yok. Önemli olan biz biz olmak. Değil mi? Evet, tabii eğlence anlayışına bağlı o.
Bütçemize göre hareket edeceğiz değil mi? Vallahi böyle benim aklıma bir anda üniversite yıllarım geldi biliyor musunuz? Bir de şöyle ütünün üzerinde sucuk kızartıp tost yaparsak zaten hoş geldin 2005. 2021'de bir ara gireriz artık. Günleri de. Pınar Bey. Peki, çok teşekkür ediyorum işbirliğiniz için. Söyleyeceklerim bu kadar. Dağılabiliriz. Neredesin? Geldin mi? Kalemini almıyor musun Emrah? Kalemini de al. Baracığım, ajansla buluşmayacak mıydık ya? Yoo, kurs alanında buluşuruz demiştik. Ben geldim ders için, bekliyorum Feriz. Ah, ben tamamen unutmuşum ya. Tamam, tamam, ben geliyorum. 10 dakikaya oradayım, tamam. Tamam, hadi bekliyorum, bay bay. Kıraç Bey, ben böyle bir şey kabul edemem asla. Bir sürü şey aldım. Hepsi yolda geliyor. Diğerleri de paket. 5 dakika sonra terastayım. Aynen devam. Ben idare ederim Mayda'yı. Ama ortada bırakma bir şeyi, sakla. Dicle, hediyeleri sakla. Göz önünde sakın olmasınlar. Kargoyu takip et. Mayda'ya yakalanırsan da geçiştir. Tamam. Feris Hanım, paketleri bizim odaya koyalım diyeceğim ama... Olmaz olmaz. Fotokopi odasına koymayı da girmez oraya. Ben şimdi gidiyorum. Oranın yanına gidiyorum. Direksiyon dersi var. Sınav ne zaman? Yarın sabah. Yarın sabah. Tamam. Çınar, hediyelerin hepsini aldık. Ne yapacağız? İptal mi edeceğiz şimdi? Hayır, iptal etmeyeceğiz. Sen Mayda'ya yakalanmadan hepsini göndereceksin, tamam mı? Tamam, tamam. Akşam sergi var. Unutmadınız değil mi? Beraber gidiyoruz. Yok, unutmadım. Aklımda. Tamam. Ona beraber gideceğiz. Tamam. Tamam, hadi biz. Biliyorum. Ne desen haklısın. Gerçekten çok saçmaydı. Asla asla böyle bir şey yapmamam gerekirdi ama çok çaresiz kaldım. Ne yapayım? Ne oldu? Bana bir anlatır mısın? Yani ne oldu da böyle bir yalan söylemek durumunda kaldın? Ya Gül'ün yüzünden oldu. Gül'ün ne alaka? Ya sürekli gözü üzerimde. Ne yapıyorum, ne ediyorum, nereye gidiyorum, ne yazıyorum. Sürekli beni takip ediyor. Annen neden ajansa geldi diye girdi konuya. Bir sürü soru sordu, sıkıştırdı beni. Sen de yetkinin adını verdin. Anlamadım. Hayır, o istemeden oldu. Bilgisayarda bir sayfa çıktı. Ben Yetkin Bey'le ilgili bir sayfa araştırıyordum. Bir şeyler araştırıyordum işte. Gül'ün tam konunun üstüne gelince... Onun fikriydi, benim değildi. Bu bana sordu. Ben evet demek zorunda kaldım. Bir an önce konu kapansın diye. Çok özür dilerim, gerçekten. Bunun duyulmaması lazım Dicle. Ya bir duyulursa rezil oluruz. Yetkin bir daha bakmaz yüzüme. Yüzüme bakmamasını geçtim, ajansın 100 metre yakınından bile geçmez. Basını, sosyal medyayı saymıyorum bile. Kim biliyor bunu? İşte Gül'ün biliyor, Emrah biliyor. Bir de Maydan. Tamam, Gül'ünle Emrah bende. Ama Mayda zaten söylemez kimseye. Ha. Ben oraya girmeseydim sen söyleyecektin değil mi babam olduğunu? Bazen o kadar acayip şeyler yapıyorsun ki ben seni hiç tanımadığımı düşünüyorum. Yani zaten tanımıyorum da ne bileyim. Fark ettim yani, onu demeye çalışıyorum. Ben araya girmeseydim sen söyleyecektin. Keşke girmeseydin de ikimiz de kurtulsaydık bu yükten. Haklısın. Ama böyle bir şey için... Mayda Hanım anlamış olsaydı tamam, git söyle. Ya da ortada hiçbir şey yokken sen söylemeye karar versen... ben zaten sana bu konuyla ilgili karışmayacağım ama... yani böyle bir yanlış anlaşılma için senin zor duruma girmeni istemedim. Ne olacak şimdi peki böyle? Ben halledeceğim, merak etme. Kapanacak bu konu. Kimse konuşmayacak. Kimse bilmeyecek. Hayret bir şey ya. Ne oldu? Hediye göndermemek gibi bir şey söz konusu dahi olamaz. Ego ajansı için yani. Evet. İtibarımız söz konusu sonuçta. Aa. Ne oldu? Beren'in story'e bakın. Ne var be? İnanmıyorum ya. Ya ne şanslı insanlar var ya.
Serkan'daki davaya bak. Laptoplar, maptoplar. Kim bilir daha neler aldı oyuncularına. Biz de bundan sonra çorap alacağız herhalde. Sanmıyorum, artık bunu da gönderemeyeceğiz. Çok haklısın Dicle'ciğim. Biz onu bile alamayız. Doğru. Parti için Bekir abi alışveriş yapacaktı. Ne oldu acaba o iş? Bekir abinin alışveriş yapacak da. Bu seneki yılbaşı için mutfak bütçemi açıklıyorum. 500. 500. Ne? Euro de bari de yüzümüz gülsün hadi. TL Emrah'cığım, TL. Sen onunla filtre kahve bile alamazsın. İşte. Vallahi sözün bittiği yerdeyim şu anda. Oldu olacak ev partisi gibi kendi içkilerimizi de kendimiz götürelim bari. Aynen. Ben de anneme börek yaptırayım, kısır falan. Arkadaşlar durum ciddi herhalde. Biz zor durumdayız şu an ajans olarak. Batıyor muyuz acaba biz? Vallahi bu yıl bir an önce geçsin gitsin diyordum ama... bu 2020'yi biz mumla arayacağız, haberiniz olsun. İkinize de söylüyorum. Yapıyorum işi. Tamam, yak. Ay. Ay dur, çok güzel oldu. Değil mi? Aferin kız bize. Çok güzel oldu, evet. Çok tamam. Mayda Hanım, nasıl olmuş ağacımız? Güzel. Kolay gelsin. Sağ olun. Bu arada hiç keyfi yok Mayda Hanım. Önceden odasından çıkmazdı, şimdi buralardan çıkmıyor Dicle. İşi vardır Emrah. Vallahi hiç sanmıyorum Dicle'ciğim. Bir şeyler var ama dur bakalım. Ha, bak ne diyeceğim sana. Çınar Bey bana Ömer Ozan Erdoğan'ın sergisi için davetiye verdi. Kokteyl de var. Beraber gidelim mi? Çok eğleniriz. Hayır, ben akşam pijama terli televizyon yapacağım. Ben ne yaparsan yap. Kolay gelsin. Teşekkürler. Merhaba. Selam. Feris odasında mı? Az önce çıktı. Ama bir notum varsa ben iletebilirim. Tüh ya, biz de tanışacaktık. Neyse. Biz çıkalım o zaman. Sonra ben ararım. Tamam. Tamam. Nasıl istersen. Görüşürüz. Görüşürüz. Barış. İşte. Şeyi konuşamadık. Eylül rüzgarlarını. Yo, konuştuk. Konuştuk da üzerinden geçmemiz gereken sahneler olabilir. Aklına takılan bir şey varsa akşam konuşabiliriz. Yok, sağ ol. Zaten akşam bir işim var benim. Sergiye gideceğim. Aa, bana da geldi davet diye. Beraber gideriz o zaman. Olur. Hay tamam o zaman. Yani ben bugün çok yoğunum. Burası bayağı bir kalabalık ve yoğun olacak da ondan akşam dedim. Yoksa daha sonra ararsan konuşamayabiliriz. Aklımda tutarım. Tut tabii sen, tut. Tut tabii. Fikrini değiştirmediğine emin misin? Eminim. Ha, bu emin halin yani. Hı hı. Tamam. Ben yukarıdaki ağacı da süsleyeyim. Ben de geleyim mi? Hayır, ben yaparım. Hayır ya, ben de geleceğim. İyi, gel. Bekle. O zaman. Tamam. Bekle. Ha. Aşkım, hepsinin üstünde etiketlerini yazdık değil mi? Evet evet, ben listeye baktım. Eksik tamam, yok. Tamam. Mayda Hanım gelmeden çabucak halledelim şimdi. Yürü. Bunlar su. Çabuk çabuk çabuk, hadi. Bunlar birlikte. Tamam, ben kuruyu çağırdım zaten, şimdi geliyor. Tamam. Kolay gelsin. Ha, teşekkürler Emir Bey. Emir, hoş geldin. Sen Feristan'ın odasına geçebilir misin? Hemen geliyorum. Tamam. Hop, işaret edin. Tamam. Dicle. Sen bugün konuşmamış mıydın Emir'le? Konuştuk. Konuşabilirler Emrah. Beraber çalışıyor onlar. Ve böyle her şeyin altında bir şey arayacaksak nasıl olacak? İnanmıyorum sana Gül'ün ya. İnan bana hayatım sen, inan. İnsanlar konuşuyorlar, bir şeyler paylaşıyorlar. Sen ben bunu yapmıyoruz ya, böyle bir şey yok, sayamayız ki. Kusura bakma, beklettim. Önemli. Yarınki görüşmeyi soracaksın biliyorum ben. Her şey hazır. İşte ben Barış'la karşı karşıya gelmek istemiyorum artık. Ne iş konusunda ne de başka bir konuda. Ayrıca Feris zaten bu işi almamı istemiyor biliyorum. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bak seni kırmak istemiyorum. Ama gerçekten öyle bir şey var. Tamam, ben seni anladım.
Ferisan neden seninle değil de Barış'la birlikte giriyor görüşmeye, onu diyorsun. Yani neden iki oyuncusunu karşı karşıya getiriyor? Ayrıca aramızın bozuk olduğunu da biliyor. Çünkü duygularını işine karıştırmak istemiyor. Bu bir iş, ortada bir iş var, bir teklif var. İkinizin de kampanya yüzü olmanızı istiyor. Ve aranızda geçenleri bir şekilde düşünmüyor. Sen de düşünmüyordun. Hani profesyonelim ben diyordun. Evet öyleyim zaten. Ama bu aynı şey değil. Feris bir tercih yapıyor. Ve Barış'ı tercih ediyor. Anladın mı? Ya bu beni geriyor. Canımı sıkıyor. Çok doğal. Ayrıca Feris benimle çalışmak zorunda değil ki. Ben de onunla çalışmak zorunda değilim. Ayrılırız olur biter. O yüzden de bu görüşmeye gelmeyeceğim. Feris zaten beni isteseydi benim yanımda olurdu. Benimle giderdi. Barış'la gitmeyi tercih etti. Ya kusura bakma, ben de oraya gelip oyun yapamayacağım. Anladım. Haklısın. Tamam. Feris Hanım sana böyle hissettiriyorsa onun tutumu. Yani kendince haklısın. Ben bunu eleştiremem. Ama senin söylediğin gibi olmadığını da bilmeni istiyorum. Yani Feris Hanım seni bana bıraktı gibi bir durum yok ortada. Düşündüğün gibi değil. Bak benim bahsettiğim şey bırakmak falan değil. Emir bak, bütün görüşmeleri ben yaptım. Her şeyi tek tek ben konuştum. Senin hakkında ne düşündüklerini çok iyi biliyorum. Ortada en ufak bir kayırma yok Barış'a dair. Gerçekten. Ha, şu olsa tamam. Hani biz Barış'ı istiyoruz ama bir de Emir'i görelim deseler anlıyorum, tamam. Ama böyle bir şey yok. Olsa kesinlikle söylerim ben sana bunu. Gerçekten bunu söyler miydin? Söylerdim tabii ki. Ya kaybedeceksek de savaşarak kaybedelim, boş ver. Ben sana söz veriyorum, sonuna kadar savaşacağım. Tamam, sen hemen cevap vermek zorunda değilsin. Bir düşün, yarın ben şirkette olacağım zaten. Gelmezsen de seni anlarım, problem değil. Ama gelmeni çok isterim. Konuştuklarımız aramızda kalsın, olur mu? Merak etme, elimden geleni yapacağım ben, tamam. Teşekkür ederim bana güvenip anlattığın için. Rica ederim. O halde sözleşme için senden sabırsızlıkla haber bekliyorum Firiz. Tamamdır İsmail'cim, öptüm. Buyurun İsmail Bey. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Dicle, ben yokken önemli bir şey oldu mu? Bilmem gereken bir şey var mı? Yok. Efendim. Ah Selin'cim, tabii ki tabii ki hatırlıyorum ben seni. Elbette tanıştırırım seni Bora'yla. Bugün buraya gelebilir misin bizim ajansa? Şimdi. Süper. Tamam, ben sana konum atıyorum o zaman. Harika. Görüşürüz tatlım. Dicle. Bora'nın direksiyon hocası çok gıcık bir kadındı ama ben kızından umutluyum. Bora'nın büyük hayranı, ben de onları birazdan tanıştıracağım. İnşallah annesiyle konuşur ve tanıdık birileri bulmak için ikna eder. Anladım. Şimdi attığınız belgeleri ben çıktısını almak için gittim ama o sırada yazıcı bozuktu. Sıkıştık ya, sıkıştı, çıkardım. Önemli değil, sonra muhasebeye teslim ettim. Bir de Ebru Kaşeli'nin sözleşmesini size mail olarak attım. Sonra çıktı alıp bir ıslak imza atacağız. Zehir gibisin. Teşekkür ederim. Kızın adı ne? Kızın adı Selin. 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 Evet. Selin'cim, ne kadar şanslı olduğunu biliyorsundur herhalde. Normalde biz böyle bir şeyi asla, asla yapmayız. Çok teşekkürler Feris Hanım. Sadece fotoğraf değil mi? Evet evet, sadece fotoğraf. Kız sana bayılıyor, çok büyük hayranım. Peki işe yarayacak mı bu? Yani karşılığında bize yardım edecek miymiş? Tabii ki. Annemi ikna etmek için her şeyi yapacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Ah bir tanesi. Biz kızla konuştuk. Çok tatlı, çok iyi bir kız yani. Bir sorun olmayacaktır. Tamam, hadi bakalım. Hı-hı. Bu kız değil mi? Hı-hı. Gel Boracığım, gel. Merhaba. Ya çok teşekkür ederim yardımcı olduğun için. Ne demek? Evet, artık fotoğraflarımızı çekelim mi? Tabii. Ben çekerim. Tamam. Tamam, ay. Oturarak. Olur. Hı hı. Çekiyorum. Hafif böyle gülümseyebilir miyiz? Evet. Evet. Tamam. Çektim. Bir iki tane daha çekilebilir miyiz?
Tabii olur, olur. Bir dakika. Saçına dokunabilir miyim? Saçıma. Olur. Evet, tamam. Evet. Evet, hayır, bu olmaz, bu olmaz. Gel Bora Bey'i alalım böyle. Evet hayatım, şunu da kaldıralım çünkü olmaz böyle. Montum, montum. Ha tamam, sen montunu al. Evet, yıkıyoruz şimdi. Of! Deli. Dur, 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 bırak, 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 tamam, bırak, 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 tamam. Çıkın dışarı, çıkın dışarı, tamam. Hayatım, bir sakin ol ya. Bu ne, bir sakin olur musun güzelim? Ne bu, bu, bu? Ay şahane çıkmışım, bayıldım kendime. Bora da çok iyi çıkmış, çok yakıştık birbirimize. Evet, annenle konuşacaksın ama değil mi şimdi? Konuşacağım. Konuşacağım ama hayır derse yapacak bir şeyim yok. Biz öyle anlaşmadık ama. Yani ne deseydim pardon, yapamam deseydim Bora'yla görüşebilecek miydim? Yok. Ver onu bana. Verim ben. Gel buraya.